Hasan Hocam merhaba. Merhaba İlker Hocam, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizinle bir süredir birlikte çalışıyoruz. Evet, 6 ay oldu galiba. 6 ay olmuş olabilir. Hemen oldu. Şu an tabii. Bu süreçte beslenme üzerine ilerleme kaydettik. Siz de durumunuzla ilgili evet, gayet ilerleme iyi. Kaydettiniz. İyi hissediyorum ve sizin tavsiyelerinize göre yaptığım düzenleme sonucunu verdi. Teşekkür ederim öncelikle. Hem uyguladığınız için, çünkü bazen hastalarımız uygulamakta zorluk yaşıyor. Ama şansım yok. Yaşamak, hayat kalitemi artırmanın tek yolu beslenmeme dikkat edin. Çok bilinçli bir hastasınız zaten en başından beri. İsterseniz biraz kendinizden bahsedelim önce. Kendinizi tanıtın. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz? Yani yaşım 55, öğretim üyesiyim üniversitede. Hangi üniversite? Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü. Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Yem ve besleme uzmanlık alanım ama tabii ben hayvanlar üzerine uzmanım. İlker Hocam sayesinde insan beslenmesini daha yakından görme, tanıma, sonuçları birebir idrak etme ve o sonuçlara göre yeni besleme düzeni oluşturma şansına sahip oldum. Şimdi benim en büyük sorunum, uzun yıllar beslenme dersi vermeme rağmen kendi beslenmemde gereken emniyeti vermediğimi anladım. Nasıl anladım? Otoimmün bir hastalık neticesinde bağırsak geçirgenliğime bağlı bozulmanın sonucunda vücudum veya kasım, sinir sistemim bir şekilde fiziksel aktivitemi sınırlandıracak şekilde bana zarar vermeye başladı. Ama son 6 aydır uyguladığım sistemle birazcık daha rahatladım. En azından yaşam kalitem benim beklediğim oranda belki olmasa da kayda değer miktarda artış sağladı. Çok iyi. Tanınız multiple skleroz. Evet. İlaçlar da kullanıyorsunuz tabii bu aşamada illaki. Ve beslenme ile ilgili bazı yani yaşam tarzınızda ve beslenme tarzınızda değişiklikler yaptık birlikte. Ve uyguladığımız diyet biraz daha yani tam ketojenik değil ama ketojeniğe yakın. Yakın, düşük karbonhidrat, yüksek yağ ama bu yağ da sağlıklı yağlardan geliyor daha çok. Ve meyve tüketiminde de kırmızı meyve tüketimini evet, daha çok kırmızı meyve, şeker düşük olan meyveler. Ben tercih ettim yani. En doğru seçim bu aslında. Evet. Peki beslenmeyle birlikte ne gibi değişiklikler oldu? Ya da dönüşüm nasıl gerçekleşti? Aşama aşama neler kaydedildi? Şimdi ben 2015'te beslenmemi ciddi olarak ele almam gerektiğini, yani yaklaşık 7 ay oldu galiba. 7-8 ay, 7 ay ve kilo vermem gerektiği, bu kilo vermeye bağlı olarak da beslenme düzenimde, yaşam şeklinde yediğime, içtiğime dikkat etmem gerektiğine karar verdim. Okuduğum kaynaklardan, çünkü bende MS'in ilk başlaması yine bir İslam'ın balıkla alakalı bir başlangıcı oldu ki o zamana kadar beslenmenin hakikaten bu kadar yaşamla etkileyeceğinin farkında değildim. Daha sonra bana zarar verebilecek, benim günümde benim yaşam kalitemi olumsuz etkileyecek her şeyi tek tek irdelemeye başladım. Bunun başında kırmızı etli balıklar geldi. Tamamıyla hayatımdan çıkardım. Sonra süt ürünlerini sorgulamaya başladım. Sonra karbonhidrat, rafine şeker. Sorguladıkça bunların bana zarar verdiğini gördüm. Sonra MS'den beslenmesi konusunda yazılar olan bir arkadaşımdan danışman olarak bana neler tavsiye edeceğini sordum. Söylediği pek çok şey hayatımdan çıkması gerektiğiydi. Dedim ki bunları ben yapamam dedim. Ama şu anda geldiğim nokta arkadaşımın bir yıl önce bana tavsiye ettiğinin çok da ötesinde. Çok daha yani yaşam kalitemi arttığına ve bu beslenme şekliyle MS'e baş etmenin çok daha kolay olduğunu, olabileceğini görmeye başladım. Neler oldu mesela? Mesela özellikle ilk başlangıçtaki ilk hamle ketojenik diyete geçiş hamlemdi. Bu hamlede nişasta içeriği yüksek dağları tamamıyla almamaya, tüketmemeye, ekmek, börek, çörek, içinde karbonhidrat zengin hiçbir gıdayı almamaya başladım.
İnsanlar rafine şekeri tüketmemeye başladı. İnsanlar aç kalacağını söylediler ama hayatta o kadar çok gıda var ki sadece bu rafine şeker veya karbonhidrat değil, tüketilebilecek sebze ve şeker düşük meyve ağırlıklı beslemeye başladım. Et tüketime birazcık önem vermeye başladım. Protein alınma ama kaliteli protein alınma. Onun dışında gıda takviyelerine ağırlık vermeye başladım. 2 ayda bir kan testi, şekerdir, trigliseritdir, yağdır bunlara bakmaya başladım. Vitamin, mineral seviyemi sürekli kontrol ettirmeye başladım. Ve 3-4 ay içinde beklediğim, yani bir iyileşmeler başlayınca doğru yolda olduğuma kanıksadım. Ondan sonra da asla hiç taviz vermeden İlker Hocam'ın da desteğiyle bir şekilde bugüne geldim ama bundan sonra soruyorlar diyete devam mı diye. Benim yaptığım diyet değil. Benim yaptığım hayat yaşam şekli değişikliği. Yaşam tarzımı, beslenme şeklimi tamamıyla kendime göre, kendi beden sağlığıma ki bu ruh sağlığımı da etkiliyor. Beden sağlığımı uygun hale getirmek için çaba sarf etmeye başladım. Bu çabayı da asla bırakmayacağım. Bundan sonra hayat tarzım karbonhidratlardan hemen hemen ağrıyı, rafine şekeri asla tüketmeyen, süt ve süt ürünlerini asla kullanmayan, laktoz ve kazein nedeniyle vitamin takviyelerine önem veren ama bunu son derece bilinçli yapan, kesinlikle formlarına dikkat eden bir, yani hastadan ziyade sağlıklı yaşamın devamı için gerekli kurallara uymaya çalışan bir birey olarak yaşama devam etmeye gayret edeceğim. Çok doğru. Bu bir yaşam tarzı değişikliği. Bu bir diyet değil. Bu artık bir sağlıklı yaşam hareketi. Biz hasta olma bilinciyle hareket etmiyoruz. Sağlıklı olma bilinciyle hareket ediyoruz. Ve bu bilinç kapsamında yaptığımız beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri bizim için bir süre sonra bırakılacak şeyler değil. Hep yapılacak olan şeyler. Tabii ki bir tanı konduğu zaman multiple skleroz olabilir, başka bir tanı olabilir. Tanının şiddetine göre de aynı zamanda bazı besinleri ciddi anlamda çıkarmak zorunda kalıyoruz diyetten ama bazı besinleri sonrasında ekleyebiliyoruz. Fakat bazı besinleri hiç eklemek mantıklı değil, akıl kârı değil. Onlardan bir tanesi laktoz içerikli besinler. Özellikle süt gibi, yani yoğurtta da tabii laktoz var ama yoğurt daha masum sütün yanında. Artı gluten içeren besinler ki gluten işte herkese zarar veriyor mu vermiyor mu hala tartışılıyor ama D vitamini seviyesi düşük, hafif stresli, fiziksel aktivite yapmıyor olan, vitamin mineral açısından yetersiz beslenir olan ki eşittir bugün günümüzde hemen hemen herkes. Bu herkes grubu için evet gluten hep zarar veriyor. Ama eğer bir insan çok memnun, mesut yaşıyorsa, sahil kasabasında yaşıyorsa, bu benim şahsi fikrim bu arada. Çünkü böyle bir bilimsel bilgileri toplayarak, harmanlayarak konuşuyorum. Ama hepsinin denenmiş olduğu bir çalışma görmedim. Fakat hani ruhen çok iyi, çok yüksek düzeyde fitokimyasal alan, yani sebze, meyve ve baharat ve şifalı ot tam çok zengin mesela insanlarda glutenin zarar vermeme ihtimali çok daha yüksek. Ama öyle bir durumda aslında bakarsanız sigara da zarar veremez bence. Peki hocam diyet kapsamında, yani yaşadığınız beslenme tarzı değişikliğinde, yaptığınız beslenme tarzı değişikliğinde sizin iyiye doğru gidişinize beslenmenin etkisine yüzde kaç veriyorsunuz? Ya da en güçlü 3 silahınız ya da en güçlü 3 ya da 5 silahınızın kaçıncı sırasında yer alır beslenme? Yani beslenme şu anda ben oranlamadım ama hangisi daha önemli diye. Şimdi MS'le ilgili ilaç alıyorum. Hı hı. Ki bu ilacım ve 2 ayrı ilacım var. Birisi sinirsel iletileri hızlandıran, düzenleyen bir ilaç. İkincisi 6 ayda bir aldığım damar yoluyla verilen bir ilaç, Okrovus isimli bir ilaç. Bu ilaç bağışıklık sistemini baskılıyor. Otoimmün sistem hastalıklarının engellenmesinde yeni dönemde Nobel ödüllü bir ilaç. Ama ben şunu gördüm, ilacı almakta sorun çözülmüyor. Sinirsel iletileri düzenleyen diğer ilacı almakta da sorun çözülmüyor. Eğer sorunu halletmek veya soruna daha fazla size katkı sağlayacak yönde ilerleme yapmak istiyorsanız yapmanız gereken en önemli olay beslenmeyi de bunlarla bağlantılı düzenlemek. Yani sinir sistemi, pardon, bağışıklık sistemini tahrik edecek, onu harekete geçirecek, harekete geçince de size zarar verecek unsurları elimine etmek.
Bunun yolu da belli zaten. Okuduğumuz bütün kaynaklar hemen hemen kükürt içeren sebzelere ağırlık verilmesi, karbonhidrat tüketiminin minimize edilmesi, süt ürünleri tüketimine dikkat edilmesi, keçi ve manda sütü haricinde özellikle inek sütü ve sütü onların elde edilmesi, süt ürünlerinden uzak durulması benim okuduğum yurt içi ve yurt dışı kaynakların tamamındaki ortak fikirler. Evet. Ve ben bunu test ettim. Yaklaşık 6-7 aylık bir süreçte ilk başladığım noktaya göre son derece daha iyi bir konumdayım. Tamam, 100 metre koşusu yapamıyorum ama yani yorgunluğum giderek azalmaya başladı. Yürüyüşüm açılmaya başladı. Bunlar benim için çok önemli parametre. Çünkü daha önce bu MS tanısı koyulmadan önce ben çok rahatlıkla her sabah 6 kilometre koşan bir insandım ama şu anda yani 150 metreye kadar yürüyüşüm düştü. Geri 1,5 kilometreye beslenme ve diğer ilaçlar sayesinde geri yükseldim. Ki bu benim için yani yaşam kalitem aslında ve bedenimin ruhuma etkisi aslında son derece önemli bir olgu aslında. Baktığımız zaman eğer bedenin sağlam değilse, siz gün içinde yorgun düşüyorsanız daha sinirlisiniz ki dikkati toplama noktasında daha bir zorda kalmaya başlıyorsunuz. Hele öğrencilerle, genç öğrencilerle sürekli birebir iletişim içindeyseniz hayat sizi zorlamaya başlıyor. Yani şu anda ben geldiğim noktada, 6-7 ayda geldiğim noktada memnunum. Ama bu daha iyi olabilir mi? Tabii ki ilaç tedavim devam ediyor. Beslenmede yaşam tarzımı, beslenme tarzımı değiştirmemek gibi bir niyetim var. Zaman zaman arkadaşlarım seyahate çıktığım zaman zorlanabileceğimi söylüyorlar. Ama bugüne kadar çok fazla seyahate çıkmadım ama gittiğim her yerde açık büfelerde benim için uygun gıdaların olduğunu her yerde gördüm. Şu anda böyle bir önümüzdeki yaz sezonunda da benim için çok daha güzel gıdaların olacağını, tüketiminde bundan olumsuz etkilenmeyeceğini tahmin ediyorum. Kesinlikle öyle ve siz aynı zamanda aralıklı açlık da yapıyorsunuz. Yani 12 evet, saat, 12 saat beslenmeme periyodu yapıyorsunuz. Bunu mümkün mertebe yapıyorsunuz. Ne kadar iyi yaparsak o kadar iyi sonuç alıyoruz aslında. Bu açlık sürecinde sadece çay, kahve gibi enerji içermeyen içecekler içiliyor sadece. Siz yine nasıl yaptığınızı isterseniz anlatın. Biz çünkü bu konuyu konuştuk, uygulamaya da başladık. Şimdi benim tespitim şu oldu. Geçen İlker hocamla da görüştüğümüzde bu tespiti söyledim. Açlık sürem içinde ben daha rahat bir insanım. Fiziksel aktivitem de daha sınır, daha az. O yüzden yani beslenme işi veya sürekli yemek yeme bir şeyler, yani karın doyurma işinin bana zarar verdiğini tespit ettim. O yüzden uzun yıllardır yani belki 2,5 öğün besleme yapıyordum. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği hafif öğlen. Yani şu anda öğleyi tamamıyla kaldırdım. Sabah daha önce hafif yaptığım kahvaltıyı artık sıcak kahvaltıya çevirdim. Ve öğlen pek bir şey yemiyorum. Belki birkaç ceviz veya birkaç parça yaban mersini gibi geçiştiriyorum. Akşam da salatayla, yani yeşil salata olabilir, renkli salata olabilir. Ve mutlaka etle de akşamı tamamlıyorum. Akşam saat 8.30'da yemekten kalktıktan sonra sabah 8-8.30'a kadar hemen hemen bana enerji verecek, midemi yoracak hiçbir şekilde, hiçbir gıda, sindirilmesi gereken hiçbir gıda tüketmiyorum. Çay, kahve serbest. Onun dışında bu tür bir beslenmede çok daha rahat uyku uyuduğumu, sabahları daha dinç ve dinamik kalktığımı tespit ettim. Şu anda da yani her ne kadar Ramazan ayında olsak, uzun süre aşk söz konusu olsa da pek çok insanda bana göre zaman zaman ki belli aralıklarla en az 12-16 saatte aç kalmanın bedenin, bünyenin yenilenmesi ve ruh sağlığı aslında faydalı olacağını kendim tekrar bu süreçte müşahede ettim. Son derece memnunum. Yakında belki İlker hocamın denetiminde 16 saat veya 18 saat açlıkla ilgili haftada bir veya iki günlük bir programa girmeyi de planlıyorum. Bu yazın daha kolay olacağını düşünüyorum çünkü
sebze, yeşil, salata, şu, bu sizin tüketiminizde engel olmayan gıdaların bir aile çoğaldığı bir mevsimde bu işi yapmanın çok daha kolay olacağını düşünüyorum. Çok doğru. Bizim aslında bütün kronik hastalıklarda hem bütün hastalarla görüştüğümüzde belli bir şeyi çok net görüyoruz. Yeterince sebze meyve tüketmiyorlar. Hayvansal kaynaklı besinleri çok bilinçsizce tüketiyor birçoğu ama genelde ekmekçil besleniyor insanlar. Evet. Ben niye ekmekçil diyorum? Çünkü unlu mamuller tüketimi var. Yani bu tahıllar da öyle ama bu tam tahıl tüketimi de değil. Zaten gluten başlı başına ve lektin, buğdayın lektini çok problem. Bu konuyu hatta daha önce detaylı bir şekilde sizlere de açıklamıştım. Bunları diyetten çıkarmak çok büyük önem arz ediyor. Herhangi bir kronik hastalıkta bunu düşünebiliriz. Gluten ve lektin eşittir buğday komple çıkmak durumunda ve yerine sebze ve meyveyi daha bol koymak lazım. Ketojenik diyete meyveyi sınırlamak zorunda kalıyoruz, o ayrı. Ama her zaman meyvelerde mesela muz, mesela elma şekerli olan. Onlar kesinlikle aslında çıkması gerekiyor. Şey var, karbonhidrat alımını sınırlamak için yine meyve, toplam meyve alımını da sınırlamak gerekiyor. Yaz geliyor, yazın ketojenik diyet yapmak hiç güzel bir şey değil çünkü yaz meyveleri çok güzel. Ama şeker. Ama kırmızı meyveler de var. Şimdi yani İlker hocam şöyle meyveler. Bir şey var, yediğinizin size zarar verdiğini eğer farkındaysanız ne kadar cazip olsa da, tadı güzel olsa da, rengi hoş olsa da biliyorsunuz ki zehirliyorsunuz. Herkes şey yapamıyor, kendi vücudunu iyi dinleyemiyor. Onu aslında zor oluyor. Herkes ayırt etmek kolay olmuyor yani. Herkesi yapamıyor daha doğrusu. İşte bütün insanların aslında otoimmün sistem rahatsızlığı olanların. Olmayanlar da hemen şunu söyleyeyim, kesinlikle adaylar. Herkes öyle. Ki günümüz dünyasında sağlam, temiz hiçbir şey kalmadı. Kalmadı tabii. Öyle veya böyle bağırsak geçirgenliği bozulduğu anda otoimmün sistem rahatsızlıklarına hepimiz adayız. Yani ben uzun yıllar aday kaldım. Aday olduğunda bildiğim halde dikkat etmedim ama başıma tanı koyulduktan sonra, bu iş geldikten sonra bu işe dur demenin yine beslemeyle bağlantılı olduğunu müşahede ettim. En azından benim rahatsızlığım beslemeyle, balıkla başladı. Evet. Belki bozulmuş bir balıkta histamindi. Ki histamine bağlı olarak ben rahatsızlığımı, yorgunluğumu çok iyi fark ettim. Kendime yasak koydum ama gidişatı durduralım. Tabii çok parametre var. Yani evet. Balık tetiklemiş olabilir. Balık böyle tetikledi, onun farkındayım. Ama İlk doktora gittiğimde nöroloğum güldü ben. Böyle saçma bir şey hiç duymadım daha önce de. Yok, öyle değil. Ama şu anda o da inanıyor. Yani tabii. Yani beslenmeyle çok bağlantılı. Evet. Ki biz az önce söylediniz, anti-inflamatuar beslenmek lazım. Evet. Pro-inflamatuar. Yani bağışıklık sistemini tetikleyici beslenmemek gerekiyor. Evet. Tamam, balık normalde bağışıklık sistemini çok tetiklemez. Ama eğer bu işte bir şekilde kokmuş ya beklemiş ya da işte bir seviyesi yükselmiş dışarıda bir balıksa olabiliyor işte o zaman. Böyle. Güzel bir konuşma oldu. Başka neyden bahsedebiliriz? Beslenme ile ilgili neler tavsiye? Gerçi az önce tavsiye ettiniz. Şimdi ben bu Türkiye'de insanlara beslemeci olduğum için, hayvan besleme uzmanı olduğum için sürekli kontrol ediyorum. Yediğimiz işlemiş şeylerin yıllık Türkiye'de tüketim oranlarına ne oldu, beslenme ve sağlıkla ilgili parametreler nedir bunları izlemeye çalışıyorum. Türkiye'de kişi başı ekmek tüketimi 150 kilo. Avrupa'da, Amerika'da bu 50 kilodan daha fazla değil. Ki bu ekmek aptalı olan bir toplum diyebiliriz. Ben bunu dersimde çoğunlukla söylüyorum. Nasıl yüksek verimli hayvanları buğday samanıyla besleyip verimlerini düşürüyorsak biz de Türkiye'de binlerce fidan genci ekmeğe doygun halde besleyerek onların düşünme pratiğini, üretme pratiğini, onların bir şeyi keşfetme pratiğini yok etmeye çalışıyoruz. Tez zamanda her ne kadar ekmek karın doyursa da daha kaliteli beslenmeye geçmemiz lazım. Bu aynı zamanda devletin veya milletin harcadığı sağlık masraflarında belki çok daha aşağı rakamlara çekebilecek bir beslenme şekli olması lazım. Yağ değerli vitaminleri doğru düzgün alamıyoruz. Belki B vitaminlerine yeteri kadar ilgi alaka olabiliyor ama yine B12 vitamini ve D vitamini bu memlekette ciddi düzeyde açık. Bunların yolu bellidir. Kaliteli besinleri
tercih edeceğiz. Bunlarla beslenmemize, güneşlenmemize, fiziksel aktivitemize dikkat ederek sağlığımızı korumaya gayret edeceğiz. Çok doğru söylüyorsunuz. Ek olarak Türkiye şu an Avrupa'da obezite birincisi. Tahmin edebiliyorum. Türkiye'de her iki kişiden biri ya yüksek kilolu ya obez. Evet. İşte diyabet sayısı ciddi anlamda artış gösteriyor. Şu an Türkiye'de %12 civarında diyabet var. Bu insülin direnci hariç, ve daha da artıyor bu. Yani tahminlere göre çok daha fazla artacak. Ekmek tüketimiyle, ki bu arada sadece ekmek tüketimi demeyeceğim, şöyle diyeceğim. Ekmek tüketimi ve ekmekten başka ya da ekmek unlu temelli mamuller. Beslenme. Unlu mamuller temelli beslenme. Yani sebze meyveden fakir. Evet. Kaliteli proteinden fakir. Et şey yoksun. Yoksun. Artı unlu mamullerden zengin ya da tahıllardan zengin. Ve özellikle saflaştırılmış olanlardan zengin. Çünkü saflaştırılmamış olsaydı 150 kilograma çıkmayacaktı. 50 kilogramla belki bizde. Çünkü Avrupa daha çok tam tahıl tüketiyor. Belki bizde... Dolu hissedecek. Tabii yani. İlk zamanda doygunluk. Kesinlikle. Yani tam tahıllar çok daha doygunluk hissi sağlıyor. Bizde o zaman sizin söylediğiniz gibi sağlık harcamalarını ya da biz bunu hastalık harcaması mı diyelim. Çünkü hastalıkla mücadele etmekten sağlığa odaklanamıyoruz. Türkiye'nin ekonomisini düzeltecek bir hareket olurdu bu. Ekmekten az beslenmek, sebze meyveden zengin beslenmek. Gençlerin daha yaratıcı olmasına destek olur bu. Çünkü daha yaratıcı fikirlere sahip ve bağışıklık sistemi daha sakin olduğu için beyin de daha iyi çalışan işte bir organizmadan bahsediyoruz. Kendini daha iyi hisseden, daha pozitif bakan, yani umutlu bir beslenmeyle çok alakalıdır. Pozitif olmak, neşeli olmak ya da depresif olmak. Çünkü bağırsak sağlığından da bahsediyoruz bu aşamada. Gerçekten çok güzel bir hamle olurdu. Keşke herkes yani bizi gibi fark etse bunu düşünse. Valla fark ettiği gibi işten geçmiş olan. Tabii, ama tabii. Ben hep şu öneriyi yapıyorum. Daha önce katıldığım büyük toplantılarda da söyledim. Devletimizin yani insanların sağlık masrafını kısmasının tek yolu veya sağlık harcamalarını kısmasının tek yolu insanların sağlıklı beslenmesi yönünde bütün teşvikleri uygulaması ve çocuklara süt veya et veya yumurta bunların yani hayata başlarken biyolojik olarak vücut gelişimlerini maksimize ederken bu gıdaları yani çok ucuz ulaşılabilir hale getirmesi gerekiyor. Hayatımızda sağlıklı beslenme yoksa beden gelişimi sağlıklı değil ve ruh gelişimi veya akıl gelişimi de asla sağlıklı olmuyor. Benim müşahede ettiğim en önemli olay bu. Yaklaşık 1985 yılından bu tarafa 25-35 yıldır bu işle ilgileniyorum. Ama hayvan beslemede ilgileniyorum ama şunu biliyorum ki beslenmede hayvanla insanların çok büyük bir farkı yok. Eğer kaliteli besliyorsanız kaliteli ürünler alıyorsunuz. Şimdi diyoruz ki bu toplumda neden Nobel ödüllü adam yetişmiyor? Ki bunun için çok fazla bir şey yapmaya gerek var mı yok mu bilmiyorum ama sağlıklı beden gelişimi ve beyin gelişimi için lazım olan tüm besin maddelerini eğer tüketilecek şekilde çocuklara beslenme programı hazırlar, onlardan ruhta, bedende, düşüncede özgürlükler sunarsak bu toplumda binlerce Nobel ödüllü aday insanlara yetişebileceğini ben üniversite hocası olarak çok rahat görebiliyorum. Ama bu bizim elimizde, bu eğitimle olacak, uygulamayla olacak bir şekilde. Aynen. Teşekkür ederim hocam. Röportajınız için. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Söylenecek çok söz var. Çok söz var. Ama Zülfiyare'de dokunmamak lazım. Belki bir şekilde bugünkü siyasi konjonktürde, işsizlikte veya halkın beslenmesinde ortaya çıkan yani ucuz ekmek kampanyası o bu şu. Daha önce de ben söyledim. Adana'da Büyükşehir Belediyesi'ne de öneride bulunmuştum. Lütfen ekmeklerimizin içine bir takım şeyler katın ki çocukların ihtiyacı olan temel iz mineraller, esansiyel olan mutlaka alması gereken ama alamadığı iz mineraller, mesela en başta çinko. Bu bir şekilde ette, sütte, yumurtada belki var ama halkımız yeteri kadar alamıyor. En çok tükettiği gıdayı zenginleştirelim ki bunu alımı imkanlı hale gelsin diye ama kimse dinlemiyor. Yani burada önemli olan belki daha sağlıklı beslenmek yönünde değil de daha fazla oy almak lehinde
Yani girişimlerde bulunuyor. Yani bu belki sadece belediye değil, yani merkezi hükümetinde önemli, üzerinde durması gereken bir konu. Yerel hükümetler yanında. Çok doğru. Ben de son olarak şunu belirtmek istiyorum. Bazen hani hastalıklar beslenmeyle alakalı mı değil mi gibi hala soru işareti olan insanlar oluyor. Bilin ki yani vücudumuz hücrelerden oluşuyor ve hücreye baktığımız zaman karbonhidrat, yağ, protein, vitamin, mineral ve sudan oluşuyor temelde. Ve bütün bu saydıklarım beslenmeyle geliyor. Ve biliyoruz ki bütün kronik hastalıklar hücre düzeyinde başlıyor. Yani hücre yeterince iyi işlev yapamıyor, enerji üretemiyor veya kendini onaramıyor. Biz buna kronik hastalık diyoruz. Ve hücreye yeterince doğru vitamin, mineral, karbonhidrat, yağ, protein ve su veremediğimiz zaman, burada en fazla fitokimyasallar, bu arada bunu da eklemem gerekiyor. Fitokimyasallar, vitaminler ve mineraller eksikliği çok fazla yaşanıyor. Bunları doğru bir şekilde vermediğimizde vücut kendini yenileyemiyor. Kronik hastalığa uygun bir zemin hazırlanmış oluyor. Bir tetikleyici başladığında, işte sizde mesela balık örneği, o zaman da kronik hastalık tablosu ortaya çıkıyor. Evet. Bir sebebi yoktur bir kronik hastalığın. Belki her bir kronik hastalık veya her bir hasta için farklıdır bu, ama 100-200 farklı sebebi vardır. Hepsi bir araya gelir ve bir kronik hastalık tablosu oluşturur. Tek bir sebebe bakmaya çalışmak ne kadar doğru olabilir? Hiç mümkün değil böyle yani bir şey. Yani zaten olmaz. Hocam, tükettiğiniz gıdada tek bir besin maddesi almıyorsunuz. Tabii çoklu çok besin maddesi alıyorsunuz. Çoklu besin maddesi alıyorsunuz. Birbirlerinin üzerine sinerjik etki olduğu gibi interaksiyon etkisi de var. Aynen. Biri diğerini yok edebiliyor. Tamam. Ya bunları gözeterek almak lazım. Ama benim bu geçen 6 aydan şahsi olarak çok yerde yazılıyor, çiziliyor ama gözlemim şu ki günde en az bir kere tuvalete gidebiliyorsanız bağırsak sağlığınız size elinizde. Eğer gidemiyorsanız veya çok daha fazla gidiyorsanız bilin ki bağırsak sağlığı elden gitmiş. Tabii. Yani bunu geri kazanmak için uğraşmamız lazım. Günde 2-3 de aslında normal sınırlar içerisinde, evet. Ama 3'ten fazlası normal değil ya da 1'den azı normal değil. Detoks organımızdır bağırsaklar. Evet. Çıkmıyorsa dışkı, içeride kalıyor toksinler ve vücut zehirlenmeye başlıyor. O zaman bağırsak geçirgenliği için ciddi alan çalmaya tabii, başlıyor. Tabii bağırsak geçirgenliği, bu birçok şeyi de bildiğimiz. İçerideki toksinler vücuda artık zarar verecek boyuta gelince artık kan beyin bariyerinde geçip otoimmün hastalıklara kapı aralamaya başlıyor. Öyle hocam. Başka ne söyleyebiliriz? Hocam söylenecek çok söz var da. Beslenme. Yani beslenmeyle alakalı olarak yediğimiz işlemiz sebze meyveye işte ağırlık vereceğiz. Önümüz yaz. Mutlaka et tüketimimizi, kaliteli protein alımımızı dengeleyeceğiz. Ama karbonhidrat alımımızı elimizden geliyorsa minimize etmeye çalışacağız. Şeker, rafine şeker tüketimimize birazcık ket vurmaya çalışacağız. Ama mısır şurubundan, yani glukoz şurubundan mümkün olduğu kadar da uzak duracağız. Kesinlikle rafine şeker içeren bisküvidir, odur budur, bunları almayacağız. Çocuklarımıza da vermeyeceğiz, tükettirmeyeceğiz. Çünkü onların geleceğinde hangi rahatsızlıklara aday olacağını şu anda tahmin etmemiz zor. Doğru, çok doğru. Evet, beslenme konusunda iradeli davranmanızı öneriyoruz ve sizi buna davet ediyoruz. Beslenme konusunu dediğim gibi vücudumuz hücrelerden oluşuyor, hücreler yediklerimizden oluşuyor. Dolayısıyla da vücudumuz yediklerimizden oluşuyor. Hani bir söz vardı Hipokrat'ın söylediği, yediklerinden oluşursun ya da ne yersen olsun gibi Türkçe'ye çevirebiliriz. Sen ne yersen olsun, evet. Ne yani you are what you eat şeklinde. Evet, biz ne? Dolayısıyla da eğer biz bir adaysak, yani kendimizi korumak istiyorsak kronik hastalıktan da, ya da kronik hastalığı iyileştirmeye yönelik adımlar atmak istiyorsak, temeli zemini bu beslenmeyi oturtmak zorundayız. Sonra yapacağımız başka sağlıklı yaşam hareketleri daha var. Yani uykuya dikkat etmek, fiziksel aktiviteye dikkat etmek, meditasyon veya zihinsel olarak esneklik programlarıyla ilgilenmek, keyif aldığımız şeylerle ilgilenmek, bir sürü detay var bunun. Ama beslenmeyi temel oturtmamız gerekiyor. Yani bir olmadan diğer de olmuyor. Dolayısıyla temeli sağlam yapmak zorundayız. Bunun için de tekrar söylüyoruz. Aralıklı açlık, bunu çok tavsiye ediyorum. Sizin de yaptığınız zor aslında, evet, akşamdan evet, sabaha kadar. Aralıklı açlık, size uygun olan bir programı yapabilirsiniz. Sebze meyve ağırlıklı beslenme, yeterince kaliteli protein alma, uyku düzeninize dikkat etme ve fiziksel aktivite seviyenize dikkat etme. Mümkünse eğer özellikle
ağır hastalığı olan insanlar için tavsiye edebileceğim ama sağlıklı insanlar için de tavsiye edebileceğim şey ketojenik diyet. Ketojenik diyeti de yaparken sağlıklı yağları seçmek lazım. Çünkü insanlar bazı çalışmalar sağlıksız yağlarla yapılıyor ve ketojenik diye zararlı etkileri vardır deniyor. Soya yağıyla, mısır yağıyla, ayçiçek yağıyla yapmış olduğunuz çalışmaların hiçbir kalitesi yoktur aslına bakarsanız. Tereyağı tüketimde olabilir ama değil mi? Tereyağı tüketimi olabilir. Zeytinyağı. Sağlıklı yağları sayacak olursak. Hindistan cevizi yağı. Hindistan cevizi yağı, tereyağı, balık yağı. Zeytinyağı. Dört yağ saydım. Sade yağ da diyebiliriz. Tereyağından daha da iyi sade yağ çünkü tereyağlar elde ediliyor. Kısa ve orta zincir doymuş yağların zararlı etkileri olmadığı da gösteriliyor. Tereyağı ve Hindistan cevizi yağı kısa ve orta zincirli yağ sitelerinden zengin. Ama uzun zincirli yağ siteleri farklı. Onlar daha farklı sonuçlara sebep olabiliyor. Yağlarla ilgili farklı bir sunum hazırlayacağım. Size bir video gönderdim bu arada. Tamam. Bu kısmı kesebilirim zaten. Artı ben yeni bir video daha hazırlayacağım. Tamam. Sonuç olarak 6 aydır birlikte devam ediyoruz. Evet. Hemen hemen 6 ay oldu. Hemen hemen 6 ay oldu ve devam da edeceğiz. Ve... Şimdi ben özeti söyleyeyim. Bu 6 ay içinde günde 50 gram civarında ağırlık kaybederek yaklaşık 10 kilogram ağırlık verdim ve benim için bacaklarım, dizlerim ve fiziksel aktivitemi kolaylaştıran bir unsur olarak o da bana çok büyük faydası oldu. Tabii. Ki otoimmün hastalık sahibi arkadaşlara kesinlikle ideal kiloların üzerine asla çıkmamaları ve altına düşmemelerini öneririm. Tabii. Çünkü beden sağlığı son derece önemli. Bu da vücut kitle indeksiyle de alakalı bir ucunda. Ben şu anda ideal konumdayım ama bu kilomun kilo değil beslenme şeklime devam ettiğimiz sürece bu kiloda yani hemen hemen değişmeyeceğimi kendimi kendime garanti etmeye çalışıyorum. Bazı gıdaları tüketmiyorum. Arkadaşlarım soruyor yasak mı var diye evet diyorum. Doktor mu? Hayır ben verdim yasağı kendime diyorum. Eğer kendinize yasak koyarsanız asla bozmazsınız. Aynen. Doktorun koyduğu yasak kolay bozuluyor. Bir defacık olur diyorsunuz. İkinci, üçüncü kez tekrarlıyorsunuz. Bir müddet sonra rutine dönüyor. Ama yasağı kendiniz koyar ve aldığınız karara saygı duyarsanız asla gram fazla tüketmemeye başlıyorsunuz. Aynen. Bu kendi kişisel irade. Bu irade Şeker Hocam'ın söylediği irade bu. Yani nasıl Ramazan'da inançla oruç tutuyoruz. Ki bir şey yediğimiz, tükettiğimiz zaman inancımız gereği orucumuzun zarar göreceğini görüyoruz. Ama orada inanç gereği ama bedenimizin ihtiyacı olan her şeyi biz vermek zorundayız. Bu da eğer aralıkta aşıksa bunu da yapmamız gerekiyor. Sadece Ramazan ayında değil belki yani ayda iki kere, üç kere veya haftada bir kere, iki kere bütün yıl boyu bunu tekrarlarsak bizim için beden olan ve onun da beyin sağlığına etkisi aslında çok daha olumlu olacaktır. Evet. Tabii biz bu süreçte Hasan Hocam'la da ve diğer hastalarımla da birlikte biz bilinçlendirme amacıyla, yani bilgilendirme amacıyla eğitim videoları da paylaştık. Yani eğitim videoları arkasına soru cevaplar da yaptık. Bunun temelde amacı şuydu. Neyi niye yapıyoruz? Veya niye sağlıklı? Veya hangisi neden zararlı şeklinde. Bu bilinçlendirme işlemi de aslında fayda sağlıyor. Hasan Hocam zaten bilinçliydi. Ama birçok hasta ha anladım şimdi deyip bu sefer bunu bir diyet olarak değil bunu bir gereklilik olarak kendi bedenine saygı olarak yapmaya başlıyor. Bunun da çok etkisi olduğunu gözlemledim ben hastalarımda. Evet şimdi bir şeyin de altını çizmek lazım hocam. İnsanlar gıda takviyelerine mesafeli. Ama bugün doğal sürecinde yediğimiz içtiğimiz hiçbir şey saf temiz yani bundan yıllar önceki haliyle değil bozulmuş durumda. Ve bir insanın vitamin D takviyesi almadan ihtiyaç kadar vitamin D'yi yaz kış üretebilmesi, ultraviyole ışınlar etkisiyle sentezleyebilmesi teorik olarak belki mümkün gibi görünür de bu iki dünyada mümkün değil. O yüzden çinko alımımıza, vitamin D, vitamin B12 alımımıza, kükürtlü amino asit tüketimimize ve en azından lizin, triptofan, tironin gibi kaliteli amino asitlerce ve kaliteli protein kaynaklanca zengin gıdalar tüketmeye özen göstermemiz, gerekirse gıda takviyelerini mutlaka almamız, aldığımız gıda takviyelerinde formlarını bilenlere sormamız ve hangi saatte alınması lazım? Aç karnına, tok karnına, yemek arasında
Bunları öğrenerek biyolojik etkinliklerini maksimize etmenin yollarını bulmamız lazım. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ediyorum. Bu bir fırsattı. Ben 6 ay belki birazcık özetlemeye çalışayım. İnşallah gelecek 6 ay bundan daha güzel olacak. İnşallah daha güzel olacak. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.